4 ya da 6 ay oynatamayacak. Bursaspor ligin ilk yarısında kimlerden faydalanamadı? Yönetim de diyor ki arkadaş kim geçirse onlar götürsün. Tamer Tuna sezon başında Bursaspor'un ilgilendiği teknik direktörlerden biriydi. Mustafa Er'le yollar ayrıldıktan sonra. Sonrasında o ikna olmadı, anlaşılamadı. Bir takım sebepler, bunu Sayın Tuna da açıkladı, Bursaspor cephesi de açıkladı gereken sebepleri. Sonrasında fazla sayıda teknik direktör değiştirdiği için yönetim artık elinde bir tane kendilerini kurtaracak, yani camiaya karşı, Bursaspor camiasına karşı kurtaracak bir isim kalmıştı. Tekrar Tamer Tuna'ya dönüldü. Onu ikna etmek için eski başkanlardan Levent Kızıl araya girdi. Bu önemli bir detaydır. Sayın Kızıl'la, Sayın Levent Kızıl'la Bursaspor Kulübü Başkanı Sayın Hayrettin Gülgüler bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Sayın Hayrettin Gülgüler, Bursaspor Kulübü eski başkanı Sayın Levent Kızıl'ı aradı. Bu konuda bir yardım talebi oldu. Sonrasında da Levent Kızıl Tamer Tuna'yı aradı ve bir ikna görüşmesi gerçekleşti. Ardından da Tamer Tuna Bursaspor'la sözleşme imzaladı. Şunu söyleyeceğim, Kızıl ailesi Bursaspor için çok önemli. Biliyorsunuz Fruit Tex'e Bursaspor'da da Ömer Kızıl takımı yürütüyor Başkan Sezer Sezgin'le birlikte. Yani Kızıl ailesi burada Tamer Tuna'nın gelişinde en önemli faktörlerden biri oldu. İsmail Çokçalış'la ilgili birçok söylenti çıktı. Burada defalarca dile getirdik. Galatasaray bunların en önde olanı. Ama son çıkış Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sayın Murat Sancak'tan geldi. Murat Sancak, İsmail Çokçalış'ı istediklerini, ilgilendiklerini söyledi. Şimdi İsmail Çokçalış'la ilgili Bursaspor bir hukuki yola başvurdu. Çünkü sözleşmeyi haksız feshettiği gerekçesiyle. Burada alacak kulüp büyük bir ihtimalle İsmail Çokçalış'ı eğer iş hukuksal yolda devam ederse 4 ya da 6 ay oynatamayacak. Yani hukuk bunu diyor şu an için. Bursaspor'un eli daha güçlü. O nedenle Bursaspor'da Adana Demirspor'la bir anlaşma formülünü devreye koyacak ve İsmail Çokçalış'tan bir gelir elde etme formülünü deneyecek. Buradan bir gelir elde eder edemez bilmiyorum ama Adana Demirspor'un İsmail Çokçalış'la ilgilendiği kesin. Bunu bizzat Başkan Murat Sancak dile getirdi. Ardından Bursaspor Kulübü de madem siz istiyorsunuz bize bir para verin, yoksa aldığınız takdirde bunu zaten oynatamayacaksınız 4 ya da 6 ay. O nedenle Bursaspor bir bonservis getirisi almak istiyor pes etmesine rağmen İsmail Çokçalış'tan. Şimdi gidecek oyuncular var. Kimler bunlar? Yani şimdi şampiyon bir kulüpte oynuyorsunuz. Geçmişte, yani geçmişi başarılarla dolu bir kulüpte oynuyorsunuz ama şu an çok sıkıntılı bir durumdasınız. Bunu da ben söylemiyorum, bunu bütün Türkiye söylüyor. Bunu takımın en önemli isimlerinden biri olan Tamer Tuna da söylüyor. Şimdi istatistikler ortada. Bursaspor ligin ilk yarısında kimlerden faydalanamadı? Sayalım. Yabancılardan Tim Matavs, Ertuğrul Akolase, Regi Ofosu, Cristobal Horquiera, kısmen Nikola Salazar. Yani bu 5 oyuncu teknik, yani bunu kesin söylemeyeyim, o zaman yanlış bir yola gider iş. Teknik direktör Sayın Tamer Tuna'nın gündeminde olmayan isimler. İkinci yarıda gündeminde olmayan isimler. Bu benim yorumum. Bunu siz de yorumlayabilirsiniz. Çünkü eldeki veri ortada. Bursaspor'un da yabancı oyuncu kontenjanını boşaltması gerekiyor. Çünkü Tamer Tuna da transfer istiyor yönetimden. Bu nedenle bu oyuncularla yolların ayrılması için görüşmeler başlatıldı. Ha, bu oyuncuları kim getirdi Bursaspor'a? Pertev Öngüner menajer ve onunla birlikte birkaç ayrı menajer. Yönetim de diyor ki arkadaş kim getirse onlar götürsün. Ha, yönetimin de suçu yok mu burada? Var. Arkadaş tamam getirdi de sen de imzalamasaydın. Şimdi Regi Ofosu dediğiniz adam baktığınızda futbolcu 6 aydan daha fazla bir takımda oynamamış bugüne kadar. Yani adam bavulla geziyor. Pozisyona neredeyse bavulla, çekecek bavulla girecek o pozisyonda. Siz bu adamla 2023 Haziran'ına kadar sözleşme yapmışsınız. Bu bir hata. Şimdi bu hatalardan kurtulmanın formüllerini arıyor. Menajer Pertev Öngüner de arkadaş sen bunları getirdin mi getirdin. O zaman
uygun bir şekilde, Bursaspor'a zarar vermeyecek bir şekilde götür diyecek. Ha belki yerliler de gidecek ama o isimler konusunda çok fazla bilgi sahibi değil. Emirhan Aydoğan bu takımın kaptanı. Bu takımın altyapısından yetişmiş. Altın jenerasyon olarak değerlendirilen 1997 doğumlu oyuncuların oluşturduğu takımda oynamış. İşte Enes'lerle beraber oynamış, Kubilay'larla beraber oynamış. Yani Ertuğrul Ersoy'larla beraber oynamış. Bu takımın önemli oyuncularından biri. Gitmiş gelmiş ama 24 yaşında olmasına rağmen son iki sezonda da kaptanlık pazu bandını takmış. Yani onurlandırılmış. Fakat Emirhan Aydoğan geçen sezonun ikinci yarısından itibaren özellikle o bildiri olayından sonra biraz sıkıntılı bir sürece girdi. Bu sene de takımdan ayrılıyor. Ne zaman ayrılıyor? 5 Ocak'ta Bursaspor Kulübü alacaklarına karşılık Emirhan Aydoğan'la yollarını ayıracak. Ha burada kim hatalı, kim haksız? Buna ben karar vermeyeyim. Bu kamuoyunun. Ama kaptan hiçbir zaman gemiyi terk etmez. En son terk eden kaptan olur. Emirhan son 4-5 maçtır forma giymiyor. Ligin ortasında da gidiyor. Yani ben açıkçası sevdiğim, güvendiğim bir Emirhan'a bu gidişi yakıştıramadım ama karar elbette onun. İşte bu banka konusu en dikkat çekici konu. Şimdi Bursaspor borçlarla boğuşuyor. Bursaspor gibi Türkiye'deki hemen hemen bütün kulüpler borçlarla boğuşuyor. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Sayın Ahmet Ağoğlu bir açıklama yaptı. Süper Lig'de 200 bin euroluk maaşı ödeyemeyen kulüpler var diye. Yani artık Türkiye'de futbolda para bitti. Olmayan paralar konuşuluyor. Bankalarla da sürekli bir anlaşmalar yapılıyor. Bursaspor'da geçmiş yönetimler zamanında bir anlaşma yapmıştı bankalarla. Ve buna karşılık da benzinlik arazisini ipotek olarak ya da rehin olarak, tam olarak bunun hukuksal adını ben telaffuz etmeyeyim burada. Bursaspor'un yakın çevre yolunda olan benzinliği ipotek olarak gösterilmişti. Şimdi bu yönetimde, önceki yönetimlerde bankalara gerekli ödemeleri zamanında yapılamadı. Hep ötelemeler, hep yapılandırmalar ama bankalarda artık bir yere kadar dur dedi. Şimdi bankanın ismini buradan zikretmeyeyim. Konsorsiyumda olan Bursaspor'un anlaşma sağladığı iki bankadan biri şu anda Bursaspor'un yakın çevre yolundaki benzinliğini satışa çıkardı. Yani satışa çıkartıyor. Bununla ilgili bir ekspertiz çalışması yapılıyor. Bununla ilgili gerekli incelemeler yapılıyor. Aynı zamanda Bursaspor Kulübü de yapıyor. Bunu Bursaspor Kulübü satmıyor. Zaten Bursaspor Genel Kurulu'nda yönetimlere satma yetkisi verilmiyor. Geçmişte fabrikalar vesaireler falan filan satıldığı için bundan dolayı genel kurul üyeleri diyor ki arkadaş dur sen bir şey satamazsın. Ama benzinlik Bursaspor'un elinde olmadığı için geçmişte Bursaspor'un elindeydi. Şimdi benzinliğin söz sahibi borçlarını ödeyemediği için birkaç dönemdir Bursaspor söz sahibi banka olduğundan bankada tahsilat yolunu bu şekilde giderecek, satışa çıkartıyor. Yani Bursaspor önemli bir duran varlığından olacak. Ha bir yeri geldiğinde bunlar yapılabilir mi? Yapılabilir ama keşke Bursaspor zamanında borçlarını ödeyebilseydi. Hem bu yönetim hem geçmiş yönetim bu sonuç ortaya çıkmasaydı Bursaspor'da o benzinlikten, söz konusu benzinlikten düzenli olarak para kazanan bir kulüp hüviyetini devam ettirseydi ama maalesef yapılamadı.